Şöyle ağzımızın tadıyla güzel bir kahvaltı yapalım. Çilekler geldi çocuklar. Ben kahvaltıda meyve severim zaten. Masada hala eksikler var. Şöyle fırından sıcak bir ekmek olsa da yesek. Ben şu aşağıdaki fırına gidip hemen alıp geleyim. Evet bakalım. Ekmekler hazır. Evet. Pastalarımız, böreklerimiz, her şey harika görünüyor. Satışa hazırız. Geldi geldi ekmekler. Tamam getiriyorum. Evet şunu yükleyelim. Evet. Evet. Şunu da fırına atalım. Evet, güzelce pişsin bunlar. Haha, görürsün sen şimdi fırıncı. Haha, taşı koyduk, hamuru aldık. Evet, bunu buraya koyalım. Sıcak ekmek alacağım. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Evet, bakar mısınız? Bir tane ekmek alabilir miyim? Tabii tabii. Ben size vereyim fırından sıcak sıcak. Buyurun. Aa, teşekkürler. Ekmeğin gramajı biraz artmış galiba ya. Ya nerede kaldı bu sıcak ekmek? Geldi geldi kertenkele. Sabırsızlanma. Alın bakalım. Nihayet geldin. Sonunda şu ekmeği güzelce bir bölelim. Bu ekmek değil ki taş. Nasıl olur ya? Fırıncı fırından sıcakçık verdi bana. Az kalsın dişimizi kırıyorduk ya. Ben şimdi sorarım o fırıncıya. Ha, ben de bir gideyim. Evet, bu ekmekleri de marketlere götürebilirsin artık. Fırıncı dur bakalım, hop hop. Yine müşterilere taş mı gönderiyorsun sen? Ne taşı ya? Bunlar sıcacık ekmek. Sahiden ekmek bunlar ya. Taş değil bunlar. Evet. Romeo, demek sen yaptın ha. Gel buraya. Buraya gel. Kaçma sakın. Ne taşı kardeşim, anlamadım ki ben. Hadi götür götür, oyalanma oyalanma hadi. Ya kardeşim biz bunu buradan aldık. Ama bu ekmek değil. Bakar mısın buna? Bu taş taş. Mümkün değil. Kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi. Mümkün değil. Ya durun durun, tartışmayın. Durun. Nasıl tartışmayayım arkadaş? Aa, sinirlerim bozuldu vallahi ya. Fırıncı abi, ben de sen bir tane güvenlik kamerası taktır. Romeo buralarda dolanıyor. Ekmek yerine taş koyuyor fırına. Senin bir suçun yok. Romeo mu? Anlamalıydık. Fırıncı, kusura bakma, seninle de o kadar tartışmaya girdik. Sen kusura bakma. Ben hemen gerekli önlemleri almalıyım zaten. Alper, Romeo'yu elimden kaçırdım. Vallahi onunla uğraşacak hiç halim yok. Artık ben kahvaltı yapmak istiyorum. Kedi çocuk, şuradan sıcak bir ekmek al da karargahta beraber kahvaltı yapalım. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Hey,
Hey, ne oluyor? Ha, su damlıyor. Aa, olamaz. Su akıtıyor çatı. Hey, kertenkele. Hey, ne oluyor? Çatıdan su geliyor. Ne? Tamam kedi çocuk, geliyorum yanına. Su nasıl akar ya? Oy. Aha, bütün tesisatları kontrol ettirmiştik. Neden böyle oldu anlamadım. Neler oluyor? Günaydın bana. Elektrikler mi yok? Gideyim bir yüzümü yıkayayım o zaman. Çocuklar, günaydın, ben geldim. Hey Alper, hoş geldin demek isterdim ama bütün hapsilikler bu sabah burada. Nasıl yani kedi çocuk, neler oluyor ki? Hey, beni buradan çıkarın. Bir saniye kertenkele. Dur, dokunma. Neden? Asansörde elektrik kaçağı var. Az önce elektriklenmeler oldu. Benim tavanımdan su damlıyor. Hey, biriniz bana yardım edebilir mi? Musluğu durduramıyorum. Tamam çocuklar, sakin olun. Öncelikle elektrik kaçağı için elektrik şartelini, su kaçağı için de vanayı kapatmalıyız. Hemen bunu yapmaya gidiyorum. Tamam. Baykuş kız, ben kalktım ama şartel ve vana nerede? Gel ben sana göstereyim. Tamam, geliyorum. İşte Alper, sigorta kutumuz burada. Tamamdır, ben şimdi hepsini kapatacağım. Tamam. Sen şimdi oradan uzaklaş baykuş kız. Ben bakacağım. Peki o zaman. İşte Alper, su vanası da burada. Tamam baykuş kız, hemen onu da kapatalım. Evet çocuklar, hepsini kapattık. Şimdi arızayı bulalım. Kertenkele, seni önce oradan çıkartalım. Evet, çıkartalım. Asansörün neden bozulduğu belli oldu. Su sızmış ve elektrik kaçağı olmuş. Evet, kafama hep su damlıyordu. Kertenkele, su problemini çözmeden asansörü çalıştıramayız. Ben binanın arkasına bakayım mı? Çocuklar, olamaz. Birisi suyun geldiği boruyu kesmiş. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Kedi çocuk, merak etme. Ben şimdi onu su geçirmez bantla bantlayacağım. Bu kalıcı bir çözüm değil ama daha sonra boruları değiştirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Evet, şöyle öncelikle bantlayalım. Evet. Şimdilik tamamdır. Harika. Artık vanaları ve şartelleri açabilir miyiz? Tabii ki açabiliriz baykuş kız. Hadi gidelim açalım. Tamam. Tamamdır. Vanaları da açtık kertenkele. Seni önce bir indirelim. Bir de kullanman gerek bence. Teşekkür ederim Alper. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bu kadar aksilik nasıl oldu? Kertenkele çocuk, sen asansörde olduğun için duymadın tabii. Birisi su hortumumuzu kesmiş. Ne? Evet, su hortumunu kesmişler. Böyle bir şey kim yapar ki? Siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ben tahmin edeyim. Romeo.
Bilmiyoruz, kesin değil.